Aslında pek de tercih edilmeyen ekşimişi ev yurdunun gribe karşı kalkan görevi gördüğü ve bağışıklık sistemini güçlendirdiği ortaya çıktı. İşte o çarpıcı araştırma ve ev yapımı yoğurt yapmanın püf noktaları. Ev yapımı yiyoruz. Zaten daha sağlıklı ve tadı da güzel. Genellikle hep yapıyorum. Biz çok seviyoruz. Ailece çok seviyoruz. Sütçü Mehmet Efendi'den aldığınız yoğurdu evde mayalayacaksınız. Tadıyla, lezzetiyle sofralarımızdan eksik etmediğimiz şifa kaynağı ev yapımı yoğurdun çok önemli bir faydası daha ortaya çıktı. Yoğurt bakterileriyle çalıştık. Çok çarpıcı sonuçlar elde ettik. Bol miktarda yoğurt tüketimi gribe karşı koruyor. Market yoğurdu kullanmamak daha yararlı bence. Sütçü amcamız var, Ankara'nın köylerinden getiriyor. Yoğurt bağışıklık sistemini güçlendiriyor. İçindeki faydalı mikroorganizmalar sayesinde üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı 10 kata kadar koruma sağlıyor. Hatay'da Mustafa Kemal Üniversitesi'nde yapıldı o çalışma. Çalışmayla ekşi yoğurdun aslında çok daha faydalı olduğu ortaya çıktı. Peki ama yoğurdu daha ekşimsi bir hale getirmek için hangi püf noktalara dikkat etmek gerekiyor? Lütfen mayalama süresini kısa tutmayın. En az 24 saat sıcak bir ortamda, hatta böyle ekşimtırak tada kadar bekletin. Mayaladıktan sonra 5 saat bekletiyorum, sonra kaldırıyorum dolaba. Peki ama sağlıklı, her derde deva, şifa kaynağı bir ev yoğurdu yapmanın püf noktaları neler? 1 litre süt koyduk ve bunun kaynamasını bekledik. Başında durunuz, başka türlü taşıyor. 10 dakika kaynadı ve şimdi soğumasını bekleyeceğiz. Şimdi tam kıvama gelmiş. 2 kaşık buradan yoğurt alacağız. Nasıl bir maya kullanıyorsunuz? Ben genelde kendi yaptığım yoğurttan ayırıyorum. Şimdi sütünüzün içine bunu boşaltacağız. Yoğurdumuzun üstünü güzelce örtüyoruz. 5 saat yeterli. Yoğurt suyuysa yoğurttan bile kıymetli. Çünkü probiyotikler en çok da yoğurdun suyunda birikiyor. Yoğurt suyunu kullanarak yaptığımız çalışmada probiyotiklerin çok konsantre olarak yüksek titrede bulunduğu kısımdır. Bu yoğurt suyunu özenle için içirin.